Sese doğru. Gelin gençler. PES 2018'de frikikler ve penaltılar nasıl olacak? Onunla ilgili bazı videolar derledim gençler. O videoların üzerine konuşacağız. Kendim derledim bunları, toparladım. Tek bir video haline getirdim ve sizlere sunuyorum. Haliyle oyun çıkmadığı için kendi oynayacak halimiz yok. Ama gençler, Temmuz'un sonunda, yani bu ayın sonunda inşallah online betası çıkacak. Onu da birinci elden test edeceğiz. Şimdi PES 2018 14 Eylül'de gençler çıkacak. Ondan 1-2 hafta sonra da FIFA 18 çıkacak. Ben tekrar baştan sona size PES 2018 anlatmayacağım. Açıklamada sizlere bazı yaptığım videoların linklerini veriyorum. Oradan izleyebilirsiniz tüm detayları. Serbest vuruşlar ve frikikler ve penaltılar nasıl olacak? Bu arada şu anda gece saat 2. O yüzden gözleri biraz uykulu olabilir. İdare edin. Şimdi burada bir faul pozisyonu var. Sarı kart, birçok detayı konuşacağız gençler. Messi topun gerisine geliyor. Şimdi serbest vuruşlarda ilk değişiklik, onu söyleyeyim, artık gösterge yok. Hatırlıyor musunuz? O sarı böyle bir gösterge oluyordu butona bastığımız zaman. Artık o gösterge yok. Tahmini vurmamız gerekiyor. Bu iyi mi kötü mü? Siz yorumlara yazabilirsiniz. Avantajı şuydu. Vuracağımız yeri, topun gideceği yeri tahmini olarak gösterebiliyordu. Şimdi onu görmediğimiz için bayağı böyle hissederek vurmamız gerekiyor. Sağ tarafta bakın gençler. Kamera açısı değiştirme diye bir yer var. R3 tuşu. Ona bastığınız zaman kamera yukarıya çıkıyor. Bu avantaj. Neden avantaj? Çünkü vuracağınız yeri hem daha iyi görebilirsiniz, hem de pas verecekseniz ya da orta yapacaksanız içeride kimler var görebilirsiniz. Messi geldi. Müthiş bir vuruş. Mükemmel bir gol. Ve kaleci sinirleniyor. İşte bakın burada daha rahat gösteriyor. Bu arada FIFA'ya bir benzerlik var. Ondan da bahsedeceğiz. Yine bir free kick golü. Bakın burada mesela uzak köşeye orta yapabiliyorsunuz. Yani far target dediği en uzak köşe. Oraya orta yaptığınız zaman uzak direğe orta yapıyorsunuz ve orada sizi bekleyen, top bekleyen bir arkadaşınız varsa o görebilir. Bakın çok güzel bir gol bu. Topuk pası ve gelişine hova. Tam böyle benim sevdiğim gollerden bir tanesi bu. Bunun şimdi yakın plan çekimi de var bakın. Yağmur da yağıyor bir yandan. Aubameyang müthiş bir topuk pası ve gelişine güzel bir vuruş. Kaleci yağlıyor. Burada da yine Atletico Madrid. Bu zaten bunlar olan şeyler gençler. Diğer PES serilerinde de vardı. Yerden vurursanız bu şekilde goller atabilirsiniz. Bu da kandırmaca. Griezmann'dan yine güzel bir vuruş. Bunlar da yine eski serilerde vardı. Ve Griezmann'ın gol sevinci. Gördüğünüz gibi gösterge yok. En büyük fark o. Şimdi FIFA'ya bir benzerlik var biliyorsunuz. FIFA 17'de oyuncuyu sağa sola çekebiliyorduk. Hatta taç atışlarında gerçekte de mesela futbolcular biraz yürürler ya ileriye doğru ya da geriye doğru. Onları yapabiliyorduk. PES birazcık ondan örnek almış gibi. Ama gerçekçiliği arttıran bir konu. Böylece oyuncuyu tam istediğimiz yere çekebiliyoruz. Bu ölü yaprak vuruşu yapacak herhalde. Bak fullemiş, dur bakalım. Hova, çok sert bir vuruş. Ve güzel bir gol. Kalecilerin de barajın arkasındayken yaptığı animasyonlar var. Yani oyuncuyu görmek için eğilmeleri, kızmaları falan, onlar da yeni yeni eklenen animasyon görüntüler. Şimdi de bir yine frikik organizasyonu var. Neymar ve Coutinho. Neymar pas verdi. Yine güzel bir frikik golü. Yine bunlar eski serilerde olan gollerdi, yapılabilirdi. Yine Neymar müthiş bir falso. Ya frikikler benim hoşuma gitti gençler. Onu söyleyeyim. Baya baya hoş olmuş. Bakın bu knuckleball. Bakın o ölü yaprak vuruşuydu. Topu dikkatle izleyin. Bak top içeri doğru gidip son anda sola doğru dönüyor. Bak. Hop. Balon gibi süzülüyor havada. Güzel. Ölü yaprak vuruşu gol de var. Şimdi penaltıları da göreceğiz zaten. Şunu söyleyeyim. Oyuncuların mimikleriyle hakikaten baya baya uğraşılmış. Oyuncuların tepkileri, mimikleri çok çok gerçekçi. Bir de tabi bu görüntülerin daha henüz piyasaya çıkmamış bir oyunun görüntüleri olduğunu da söyleyelim. Her an yeni yeni eklemeler yapıyor olabilirler. Çünkü bir iki şey dikkatimi çekti, onları göstereceğim size. Burada mesela bakın burada Neymar bu faulü almış gibi geldi bana yani. Daha bakın Gabi mi o? Gabi galiba, daha kaymadan Neymar düşüyor. Dikkatle izleyin bak. Hop indi yere. Sanki çalmış gibi yani faulü. Güzel. Şimdi bakın Neymar topun gerisinde. Bakın burada özellikle diyor ki şununla
gideceği topun gideceği yönü seçiyorsunuz gençler. Şut tuşuna basıyorsunuz ve diyor vurduktan sonra da yine sol analog çubukla da falso verebilirsin diyor. Free kick kontrollerinde. Şimdi burada da diyor ki yani free kicklerde bu sefer savunma tarafında olan takım için eğer üçgen tuşuna basarsanız yani ara pası tuşuna basarsanız kaleci öne doğru açılıyor. Bir de eğer diyor köşeyi diyor doğru tahmin ederseniz diyor daha iyi kurtarışlar yapmasına diyor izin verebilirsiniz kalecinin diyor. Şimdi Neymar burada bakın defansif strateji dedi. Neymar yer arıyor kendine. Sağa sola baktı bak kaleci burnunu falan şey yaptı böyle. Elle sildi bir şeyler yaptı bak. Oynuyor eldivenleriyle güzel detaylar bunlar. İkili strateji Messi gelmiş. Şimdi yeri gitti. Neymar ağzından buhar çıkıyor yine gençler. Bunlar soğuk havalarda vardı önceki serilerde de. Açıyı bu şekilde değiştirebiliyoruz. Onu gösteriyor zaten. İçeriye pasta verebilirsiniz. Birçok alternatif var. Neymar baktı. Vuracak. Vurdu. Barajdan döndü. Top ortada kaldı. Griezmann uzaklaştırdı. Şimdi de penaltılara geçiyoruz. Bakın şurada raket için kızdığı bir sahne var. Dönerek kızıyor bak. Şurada. Onlar da güzel detaylar. 17'de var mıydı hatırlamıyorum. Çok onlara dikkat etmedim. Kırmızı kart gördü. Rakip. Roberto çıkıyor oyundan. Carrasco. Ona yapılan hareket. Faul. Yine yağmurlu bir hava. Çimlerde bakın gördüğünüz gibi ıslaklıklar var. Çimlerin kalkması var. PlayStation 4 görüntüleri. Yalnız bir şey göstereceğim şimdi. Neden bilmiyorum ama bu açıya geçtiği zaman önceki serilerde de vardı bu. Çim bir anda gençler halı sahaya dönüyor. Bakın hiç çimin uzunluğunu görebiliyor musunuz? Bu neden bilmiyorum. Acaba erken oyun olduğu için mi? Şu anda yani bu görüntüler daha bitmemiş oyunun görüntüleri. Bilmiyorum ya bana... Hani bu çok zor bir şey değil. Bunları yapın ya sevgili Konami. Şurada gerçek çimleri görelim. Halı sahada maç yapıyoruz sanki. Burada diyor ki şut vururken gençler R1'e basarsanız diyor penaltılarda şey var. Gösterge var. Onu söyleyeyim. Gerisini okumaya gerek yok. Penaltılarda gösterge var. Madem free kick'te niye yok? Yani şimdi bu da bir soru. Madem öyle penaltıda kaldıraydın. Ha, kendiniz kaldırabiliyorsunuz zaten. İptal edebiliyorsunuz. Bence onu kaldırması çok doğru olmamış. Free kicklerde. İsteğe bağlı olması daha güzeldi. Bakın burada sağ analogla yine free kick atacağı yönü belli ediyor. Tabii rakip de izliyorsa sizi nereye yön verdiğinizi görüyor. O da var. Ha şunu da söyleyeyim. Online oynarken gençler rakip görmüyor onu. Yani yan yana oynuyorsanız görebilir o göstergeyi. Online oynarken rakip görmez o göstergeyi. Belki bilmeyenler olabilir. Şimdi şu görüntüyle ilgili bazı yorumlar yapacağım. Birincisi çimler. Hoşuma gitmedi. Bu açıda da çimlerin görünmesi lazımdı. Adam bak dümdüz bir yerin üzerinde, betonun üzerinde duruyor gibi Griezmann. Ağzından buhar çıkıyor zaten çıkıyordu. Şimdi arkadaki şeylere bir dikkat edin. Taraftarlara dikkat edin. Mesela kale arkasındaki taraftarlar, ya çok ince bir detaydan bahsedeceğim ama topa doğru bakıyorlar, Griezmann'a doğru. Buradakiler nereye bakıyor, sol üsttekiler? Onlar başka tarafa bakıyorlar. Onların da bence hani topa doğru penaltıyı kullanacak kişiye doğru dönmesi gerekirdi. Yani bu da mı bu kadar zor bilmiyorum. İnce detay ama işte detayları seviyoruz. Şimdi Griezmann kullandı ve bu kaleci kurtarışı güzel bir kurtarış. Çünkü üzerine gelen topu güzel gerçekçi bir hamleyle kurtarıyor. Bakın dikkat edin. Bak hop güzel bir kurtarış. Sekti Griezmann tamamladı. Gol. Ve Griezmann yine gidiyor. Klasik gol sevincini yapıyor. Arkada fotoğrafçı fotoğraf makinesiyle uğraşıyor. Ama o bahsettiğim taraftar detayı keşke olsaymış. Şimdi de gençler başka bir serbest vuruş. Atletico Madrid serbest vuruş kullanıyor. Yine açıyı değiştirdik. Baktık. Vuracağımız yeri gördük. Güzel bir serbest vuruş. Çok güzel bir falso. Güzel bir gol. Ya bir dakika bak şimdi bir şey göstereceğim. Küçük detaylar diyorum ya. Bak hakeme bir bakın. Hakeme bakın şimdi. Hakem burada. Nereye bakıyorsun ya? Bak bak. Oyuncular arkasında. Bu tarafı tamam o tarafı göstereceğim de oyunculara dönsene ya. Tribünlere niye dönüyorsun? Tribünlere oynayan hakem mi olur ya? Neyse artık onlara takılmıyoruz bile. Oyun çıksın da. Şimdi bakalım. Tekrar görüntü. Yine çim
şey gibi, halı saha gibi. Bak burada mesela bu tekrar görüntüde gölgeden anlayabilirsiniz gençler. Çimin uzunluğunu hissedebiliyorsunuz. Ama bir açı var, hep vardır o açı. Orada şey, bak burada da var mesela 3 boyutlu çim, güzel. Ve seri penaltı atışları. Neymar topun gerisinde. Bakın bir detayı göstereceğim size şimdi. Neymar topu koydu. Gerildi. Şimdi topa vuracak. Bak yandaki hakem, şimdi bakın şu yandaki hakemi görüyor musunuz? Hakem bu kadar dik durmaz gençler. Biraz daha dizlerini kırar. Biraz daha çizgiyi yakından görmek ister. Hani gol teknolojisi falan yok ya. Biraz daha yakından görmek ister. Ya bu armut gibi burada durmaz bu hakem. Eğilmesi lazım. Biraz daha böyle o pozisyonun içinde gibi hissetmesi lazım kendini. O hoşuma gitmedi. Yine arkadaki taraftarlara bakarsanız herkes aynı açıya bakıyor. Ulan top merkezli, baksanıza. Taktım ben de ona ama neyse. Neymar gerildi geldi, vurdu. Direkten döndü. Neymar kaçırdı. Üzülüyorlar. Şimdi Atletico Madrid kullanıyor penaltıyı. Seri penaltı atışları bunlar. Vurdu, gol. Gösterge bakın yok. Göstergesiz atıyorlar oynayanlar. Şimdi bakın Messi topun gerisinde topu aldı. Bakın bir detay göstereceğim size. Küçük bir detay ama önemli olduğunu düşünüyorum. Messi geldi. Şimdi arkaya bakın gençler. Bayraklar sallanıyor. Barcelona bayrakları sallanıyor. Coşkulu bir taraftar var arkada. Niye? Çünkü Barcelonalı taraftarların olduğu kale burası. Yani golü istiyorlar. Messi topu koydu. Taraftarlar bayrak yok. O taraftarlar iptal. Ya bilmiyorum. Artık şöyle düşünüyorum ben. Tabi adamlar penaltıyı görmek için bayrağı indirmişlerdir falan diye gerçekçilik şey yapayım ben de hadi. Neyse. Messi topun gerisinde. Geldi, vurdu. Kaleci önden atladı. Önceden atladı. Ve Messi ben diyor. Golü kaydediyor. Seri penaltı atışlarında zaten bir fark yok. Yani çok büyük bir farklılık görmedim ben. Aynı bildiğim. Sadece göstergeyi ister aç ister kapat. Başka böyle hani çok çok önemli büyük bir değişim falan yok gençler penaltılarda. Onu söyleyeyim. Yalnız kaleciler efsane iyiler. Bu iyi bir şey değil. Onu anlatacağım. Güzel bir kurtarış. Videonun sonunda gençler iyi sıkı takip edin. Önemli bilgiler vereceğim size. Yine seri penaltı atışları devam ediyor. Güzel bir penaltı. Gol. Şu işte çimlere taktım ben ya. Beton gibi. Şuna bak. Yeşile boyamışlar. Beton gibi görünüyor. İnşallah 18 çıktığında öyle olmaz. Geliştirmiş olurlar. Ve yine bir gol daha. 2-2 oldu skor. Şimdi bakalım neler olacak. Taraftarlarla çok oynadıklarını söylemişlerdi. Çok daha gerçekçi olduğunu söylemişlerdi falan ama ben 17'den çok büyük bir fark görmüyorum şöyle bakınca. Yine penaltı, yine gol. Oyuncuların sevinçleri falan gayet güzel. Rakitic topun gerisine geliyor şimdi. Yine bayraklar çıktı ortaya, o gizlenmiş bayraklar. Şimdi yok olacaklar hepsi. Ve yine yok oldular. Rakitic topun gerisinde. Kaleci dikkatli. Rakitic vuruyor, yuvarlıyor ve golünü kaydediyor. Ve Atletico Madrid'de totem. Oo, totem yapıyor bak kaleci. Güzel detay ha. Nereye gitti, biraz önce oradaydı. Atletico Madrid. Bakalım golü kaydedebilecek mi? Biraz sert vurdu. Oo, gol. Ve Atletico Madrid maç almayı başarıyor. Barcelona'lı oyuncular da işte böyle üzülüyorlar. Sevinçler falan güzel. Bir şeye bakacağım. Hani kollar mollar içine giriyor mu birbirinin? Bir bakalım şöyle. O gıcık bir durumdur biliyorsunuz. Öyle çok fazla bir şey görmüyorum ben şu anda. Ha varmış, dur. Griezmann adam böbreğine girmiş ya. Bu da zor bir şey mi acaba? Onu merak ediyorum ben. Bak Griezmann'ın kol böbreğinin içinden kaburgalarından sarılmış adam. O kadar içten yani. Olsun onlar. Her oyunda olan şeyler, o el girmiş falan. İşte Barcelona'da bir şey dikkatimi çekti, onu da söyleyeyim. Bakın Barcelona yenildi ama herhalde Barcelona'nın sahası Barcelona'nın marşı çalıyor. Ona ne diyeceksiniz? Bakın şuradan göstereyim.
Bu gerçekte var mı bilmiyorum. Yani hani Barcelona yenildiği zaman da yendiği zaman da hep çalıyor mu acaba o müzik bilmiyorum. Belki moral vermek için çalıyorlardı. Şimdi gençler başa alacağım. O orada şey yaparken görüntü dönerken düşüncelerimi söyleyeceğim. Şimdi free kick sisteminde ve penaltı sisteminde çok çok büyük yenilikler yok. Yani hani alışılagelmişin dışında her zamanki serileri yani 15, 16'yı, 17'yi oynayan herkes 18'de de çok büyük zorluk çekmeyecek serbest vuruşlarda ve penaltılarda. Bir tek gördüğüm kadarıyla tekrar söylüyorum oyunu oynamadan net bir şey söylemem doğru değil. Gördüğüm kadarıyla serbest vuruşlarda o göstergeyi kaldırmışlar. Biz onu R1 ile istediğimiz gibi açıp kapatabiliyorduk. Güzeldi. Niye kaldırdılar bilmiyorum. Serbest vuruşlarda işte en uzak noktaya orta yap otomatik olarak ve benzeri bir iki eklenti gelmiş, güzel. Kamera açısını yukarı aşağı indirme gelmiş, güzel. Başka detaylar varsa kaçırdım yazabilirsiniz gençler. Serbest vuruşlarda yine ikili üçlü serbest vuruş taktikleri var, onlar zaten vardı. Fazla bir değişiklik yok. Penaltılarda ben hiçbir değişiklik görmedim. Yine açıyı ayarlıyorsunuz, vuracağınız noktayı ayarlıyorsunuz tahmini. Basıyorsunuz, yön veriyorsunuz, falso veriyorsunuz. O kadar. Yani çok çok büyük bir fark yok. Bu ayın yani Temmuz'un sonunda gençler online betası çıkacak ve inşallah çıkar çıkmaz da oynayacağım. Hemen sizlere bol bol hem de böyle PES 18 online videoları sunacağım. Orada da online sistemini çok övdüler çünkü. Orada da gördüğüm, yaşadığım tecrübeleri sizinle paylaşacağım. PES 18 her zaman olduğu gibi güzel bir oyun olacak. FIFA 18 yine gümbür gümbür geliyor gençler. FIFA 18 ile ilgili de yeni yeni detaylar çıkacaktır. İkisini de alacağız. İkisini de oynayacağız. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. Açıklamada gençler. Diğer yaptığım PES 18 videolarında linki var. Onları da tıklayıp oradan da detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna. Gömçürün çocuğum. Gömçürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. Size doğru gelin gençler, abone olun, beğenmeyi de unutmayın sakın, cansız.